Arkadaşlar öyle güzel bir duayla geldim ki bugün huzurlarınıza, birçok kardeşimizin ihtiyacı olan ve istifade edeceği, iyi ki paylaşmışsınız Hüseyin Hocam diyeceğiniz güzel bir duayı öğreteceğim sizlere. Özellikle böyle büyük bir belaya, büyük bir sıkıntıya, haksızlığa, derde, azaba düşenlerin, bir sıkıntıya maruz kaldık. Hocam bir belaya musallat olduk, bir belalımız var, bize zarar vermek isteyenler var. Ne yapacağımızı bilemiyoruz, nasıl baş edeceğimizi bilemiyoruz. Sıkıntılardayız, çıkmazlardayız. Bir dua söyleyin, okuyalım, bir dua söyleyin, meşgul olalım diyen kardeşlerimiz, işte bu duayı sizler için paylaşacağım inşallah. Duayı nasıl okuyacağız? Hangi vakitte okuyacağız? Hangi adette okuyacağız? Duayı okurken nelere dikkat edeceğiz? Bunlar çok kıymetli. Bunları anlatacağım. Bir de dua nedir? Nasıl okunur? Bunu da sizlerle paylaşacağım. Hem Arapçasını hem Türkçe anlamını sizlerle paylaşmış olacağım. Sizlerden ricam, inşallah videomuzu beğenirseniz, kanalımıza abone olursanız çok çok seviniriz, mutlu oluruz değerli kardeşlerim. Özellikle gece namazı kılıyorsanız, teheccüd namazına kalkıyorsanız, gece namazlarından sonra mümkünse kardeşlerim bu duayı secde halinde, secdeye kapanıp okursanız çok tatlı olur. Çok güzel olur. Ha, çok gece namazı kılmayı adet edinmeyen, böyle bir alışkanlığı olmayan kardeşlerim, 5 vakit namazın peşine, yani 5 vakit namazın sonrasında bu duaya devam ederseniz inşallah kısa zamanda selamete erer, bu bahsettiğimiz sıkıntılardan kurtulursunuz. Peki duamız nedir? Gelelim duaya. Allah Teala Celle Celaluhu, Celle Şanuhu bu tarz sıkıntılardan, problemlerden muhafaza eylesin hepimize inşallah değerli kardeşlerim. Dua şöyle: Allahümme inni e'udhu bi ridake min sakatik ve bi muafatike min ukubetik ve e'udhu bike minke la uhsi thana'en aleyk ente kema ethneyte ala nefsik. Değerli kardeşlerim, bakın dua çok önemli. Ya iki satırcık bir dua. Allahümme inni e'udhu bi ridake min sakatik ve bi muafatike min ukubetik ve e'udhu bike minke la uhsi thana'en aleyk ente kema ethneyte ala nefsik. Kardeşler, ne demek bunun Türkçe anlamı? Allah'ım hoşnutsuzluğundan rızana, cezalandırmandan bağışlamana, senden sana sığınırım. Senin kendine olan senan gibi sena etmekten acizimi itiraf ederim. Yani bu çok güzel, bakın son taraf var ya, Ya Rabbi sen kendini sena ettiğin gibi ben seni sena etmekten acizim. Sen kendini nasıl sena ettiysen o hal üzeresin Ya Rabbi demektir bu. Biliyor musunuz? Ya çok güzel bir dua. İnşallah bu duayı kardeşlerim 5 vakit namazın peşine okursanız dert, sıkıntı, keder kalmaz Allah'ın izniyle. Kimse size zarar veremez. Kimse hakkınızı yiyemez. Bir haksızlık, bir bela size uğramaz. Bir dert size dokunmaz Allah'ın izniyle. Allah'ın böyle manevi bir muhafazası altına girmiş olursunuz değerli kardeşlerim. Bakın bu dualara benzer duaları biz TikTok'ta, Instagram'da İkra Mecra, İkra Mecra. Altyazıya yazalım hocam burada. İnşallah İkra Mecra. TikTok İkra Mecra. Yani YouTube'da, Instagram'da, TikTok'ta nerede ararsanız İkra Mecra. Bizi bul. Ankara bizi bulsun. Evet. Bizi bulun. Efendim sosyal platformlarda inşallah bizi takip edin. Allah'ım sizleri dertten, kederden muhafaza eylesin. Amin deyin. Allah'ım kazadan, beladan esirgesin. Amin. Allah'ım azaptan muhafaza eylesin. Amin. Belalardan muhafaza eylesin. Amin. Haksızlıklardan bizi korusun. Amin. Hakkımızı yiyecek hainlere Allah fırsat vermesin. Amin. Bize düşmanlık yapan, kaybetmemizi isteyen kötü niyetli insanlara Allah fırsat vermesin. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Yeni bir duada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.